Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Enkuyuş hoş geldiniz. Bugün Platinum Games'in 2011'de çıkardığı Enkuyuş oyununu oynuyoruz. 2011 olmayabilir ya. 2011 mi? O zaman. Yok yok. 2010 Bayonetta, 2011 bu. I think. 2011. Merhaba arkadaşlar. Bugün Platinum Games. Yapma. Ve senin ilk 10 oyununa girer mi en sevdiğin? Bilmiyorum Silvio. Listelerle yaşamıyorum hayatımı. Ama bir akım başlattı. Kesin yani. Bence öyle ya. Evet, kayma evet. Akımı. Hem kayma akımı hem de evet biraz galiba hareket koymak gerekiyor artık oyunlar evet. Tekrardan. Başlatmadıysa da ya bence oyunu yapan oyunlarda çalışan insanlar için bir şey oldu hani göz oyunu oynayanlar da olmasa şey da. Aynen. Neden bu kadar hareketli olmasın ki diye düşünmüş yani aynen yani. Öyle. Hani hem cover based hem çok hareketli olabiliyor sonuçta evet, diyor. Aynen öyle. Evet ne yazık ki checkpoint'i almışız ben orada. Hala oynayabiliyor muyum diye denerken. Ben bunu tabii ki yine çıktığı gün bitirdim. Çünkü zaten evet. Uzun bir oyun değil ara sinematikleri geçince. Çıktığı gün bir kere mi bitirdin? Bir kere bitirdim. Ve kaç yıldır oynamıyordun peki? 2-3 yıl oldu ya. Arada hep oynuyorum çünkü. Hatta PS Plus'ta verildiği zaman o versiyonunu da indirmiştim ki sırf şey CD'yi çıkarıp takmak zorunda kalmayayım her seferinde diye Blu-ray. Ya o derece yani hani. Yani bu tam şey yani sırf eğlence için günlük bitirdiğin oyunlar oluyor. Ya dönem neredeyse dönem. O tarz aynen. Zaten oo. Tüm sesleri vesaireleri baya böyle piramitte Atari salonunda oynuyormuşsun gibi. Şey piramit Atari salonu ismi İstanbul'da bir tane. Eski. Yani, çok eski. Yani gerçek bir piramitten bahsetmiyorum tabii. Ama şekli biraz andırıyor. Onu diyecektim. Şekli piramit gibi miydi yoksa o bizim tamamen çarpık hatıramızdan dolayı mı? Aynen. Valla girişimde sanki öyle bir şey vardı diye hatırlıyorum. Yani. Logosu olabilir. Hani hiç piramit şeklinde olduğunuz... Çünkü şeydi bowling salonuydu üst tarafı. Nasıl piramit tabii, gibi olabilir ki? Ya bir yerde öyle bir şekli olduğunu hatırlıyorum sanki ama neyse. Bunun bir weakness'ı mı var ne? Onun bir weakness'ı var arkada ama şu an... Arkasında geçemeyecektim açıkça konuşayım. Çok duvar dibindeydi. Ve inanılmaz bir konusu olduğunu hatırlıyorum bu oyunun. Yani deli saçmasıyla aşırı karanlık arası gidip gelen çünkü şeyle açılıyor yani. Los Angeles'ın tamamen yok edilmesiyle başlıyor ve çok grafik bir şekilde yani içindeki insanların ölümü. Sonra da böyle bir Amerikan kolonisini kurtarmaya gitmemize devam ediyor. Rusya-Amerika savaşı gibi bir şey ama Rusya şeylerle savaşıyor. Ne derler? Robotları kullanarak savaşıyor yani. İnsanlara karşı dövüşmüyorsun hiçbir zaman. Anladım. Hemen bir şeyleri çağrıştırdı bana ama son dönemlerdeki olabilir belki. Böyle bir meta komentarı. İşin enteresanlığı buradaki Amerikan başkanı karakter kadın yani evet çok bariz bir şekilde Hillary Clinton karikatürü gibi bir şey. Rusların şeyi de hani başbakanı mı artık başkanı mı bilmiyorum. O da bayağı Putin'e benzeyen bir tip. Evet. Ama biraz tabii ne yazık ki yanlış tahmin etmişler Hillary Clinton kısmını. Ama tabii kimse bilemezdi herhalde bu kadar saçmalayacağını tarihini. Tabii canım. Beklenmiyor olaylar. Ama yani çok şey yani konu niye biliyor musun? Çünkü ciddi bir şey anlatmak ister gibi başlıyor. Fakat hani tamamen evet, fazla get out of my way falan diye böyle devam ediyor. Veya işte hızlı olabilir misin sen yeterince diyen böyle şey cyborglar falan. Seksi cyborglar falan. Böyle şey oluyorsun. Tam ne yapmaya çalışıyorsunuz Japonlar? Aşırı büyük bir yoldaşımız vardı sanki bu oyunda. Yoldaş demek doğru biraz mi? Şey oluyor. Hiç o anlamda düşünmüyorum. Yani yarı düşman, yarı öyle miydi? Dost gibi. Aynen. Ha. Yani seni Trip sevmeyen bir şirek. Aynen military adam. Anladım. Bu kadın falan. Elena. Bayağı iyi ya. Bir tek bunlar hala pre-rendered ama galiba şey yapmışlar, baştan kompres etmişler hani. Öyle mi? PlayStation 3'teki falan şey değil, artifact'li değil hani videolar. Rising gibi videoları şey yapmış. Evet aynen. Yani boss evet. Demek, Bayonetta gibi bunlar hep boss olarak çıkıp sonra normal düşman oluyorlar. Evet. Bunun çok güzel bir QTE'si oluyor finalde. Umarım onu yapabilirim şimdi. Hızlı öldürmezsem. Hatırlıyorum. Ya birkaç farklı QTE versiyonu var zaten de. Argus diye bir şey bu. Düşman tipi. Bunun birkaç farklı versiyonu oluyor işte. Bu örümcek versiyonundan iki bacaklı versiyonuna geçirebiliyorsun. Veya tam tersi. Ona göre achievement'lar da vardı mesela. Hepsinin spider form'daki falan diye. Abi evet böyle şeyler hala pek olmuyor yani. Verdiğin zarara göre boss'un çok az oluyor değiştirmesi aynen. Falan pek halbuki tam da artık dönemindeyiz yani bence. O tarz enteresan şeyleri. Aynen aynen.
zoom etmeye gerek yok. PlayStation 3'te biraz FPS falan düşüyordu değil mi? Düşüyordu bayağı. 20 FPS falan da oyunun geneli. Bunda hiç öyle tabii bir sorun yok. Zaten Unreal Engine 3 oyunu hani zaten öyle bir şey pek yok. Bir motorun sorunu pek olmuyor PC'de. Loading falan bile aşırı hızlı zaten. Çok hızlı ya. Ama diyordum ya sana PlayStation 3'te bile gerçekten hızlıydı yani loading. Yani şu an sanırım bir tek Anarchy Reigns kaldı. Onu da çıkarmaz herhalde Platinum. Evet değil mi? Hani çok multiplayer evet, şeyli diye. Ben çıkarmasını çok isterdim çünkü yani çok düzgün oynanışlı bir Dynasty Warriors oyunu aslında. Evet ve aslına bakarsan hala o tür bir multiplayer oyun yok. Yok gerçekten. Brawler multiplayer yok kesinlikle yani. Kesinlikle yok. Yani çok nevi şahsında biraz. Hani her karakterin böyle hani Bayonetta, Dante gibi evet, komboları olan var. Bir şey yani. Hatta Bayonetta vardı değil mi? Vardı. Aynen. Garip. Onun yapımı bitmişti. O 2 ay beklettiler. 3 ay falan beklettiler. Ve aynen. Ucuz fiyata çıkarmışlardı falan. Burada bile şey ucuzdu. Burada bile ben tabii ya 60'a ya 50'ye almıştım. Öyle. Bayağı DNR'dan bir de evet, yani. Evet. Garip bayağı. Hah. Aha ben bu formunu görmedim işte. Tam sen bunu oynayalı bayağı oldu ama büyük ihtimalle tabii değil mi? Ben en son PlayStation 3'te oynadım. Galiba 3'lük böyle geldiğim chapter şeydi. Tünel gibi bir şeyin içinden geçiyordum. Aha. Orada bıraktım. Sıkıcı chapter'ları var bu arada. Hızlı bir oyun olduğu halde bayağı en leş Gears chapter'larına benzeyen yerleri var. Bir de hata yaptım aslında yani çok hızlı bir oyun. Ben hard'da başladım. Halbuki ay, önce momentumuna alışıp tabii. Sonra hard'a almak lazımdı. Kesinlikle. Onunla şey yapmadım. Çünkü kolay ama. Bir oyun değil. Her öldüğün zaman silah upgrade'lerini kaybediyorsun aynen, falan bir sürü şey var. Evet evet. Ama tabii ki almadım da. Bir şans vereceğim yani bu ay bir ay falan alırım. Bu tabii. Aralar çok oyun var. Çok da uygun fiyatı zaten. Kesin. Yani, tabii canım çok iyi oldu zaten o ve bu oyunlar hakikaten belki de zamanında çıkardığı sesten daha çok ses çıkardılar. Yani bu sefer bir evet. De öyle, Vanquish de öyle. Aynen, aynen. O yüzden doğru bir seçim oldu. Çok güzel partikül efektleri var zamanına göre bunun bu arada. Kıvılcımları falan çok iyi. Aynen. Ah, okey, güzel. QT iyi oldu. Bakalım yapabileceğim mi? Basit bir şeydi bu ya. Oha, döndürmeydi oğlum, sana. Oğlum bayağı iyiymiş animasyonlar. Tabii lan. Sibio Vanquish. Rising bu kadar temiz değil de. Hate ya. Bayağı kasern aslında bu yani. Şey, sana bahsettiğim bir tane anime var ya, Shinji Mikami çok çok seviyorum şu an. Filmi de vardı onun galiba. Korkunç bir film var. O ayrı konu. İnanılmaz korkunç bir film var. Hani gördüğüm en çirkin şeylerden biri galiba o film. Ya bu arada bu uçukluklar falan çok... Bitti. Şeyde kaldı ya, böyle PlayStation 2 döneminde evet. Kaldı ve yapmıyor insanlar. Çok. İşte bu adamın filan hani en aktif bir şekilde oyun yaptığı dönemlerde kaldı. Evet. Yani. İşte, yine bu adamların yaptığı oyunlarda oluyor işte, Rising'dir falan filan. Aynen. Ama bir geri dönüş bekliyorum ben ya. Zaten bu sene Japonların yılı oldu yani. Çok yani biraz öyle abi. Aynen her oyun hani perfect çıkmasa da o konuda. Bayağı şey yaptılar. Wow yani nasıl olabilir ya? Nefret ediyorum bazen kayıtta şöyle şeyler yaşamaktan. Hiçbir şey görmüyorum ben. Yani okay. Evet, bir yerden sonra ben şu an nereye atış etmen gerektiğini anlamadım. Herhangi bir zayıf noktasına kafası dahil. Arkasında aslında şey zor oluyor. Yani. Olmaması lazım. Şey assault rifle'ımın şeyi bitti. Mermi bulayım derken sıçtım. Çok yavaş atış ediyor. Ya zaten olmaması gereken bir silah tipi yani hiçbir oyunda. Şu ağır makinalı. Seviyorlar ya. Ben de hiç ağır adamı değilim. Gerçi ama... bana sorarsan sniper de olmaması lazım hiçbir oyunda da yani. İşte. Eski Hanzo diye bir gerçek var yani şu hayatta. Hanzo var, Vido var. Kaçabilen aşk olsun. Wow. Sıfır. Not vermiyor mu? Not vermiyor. Ekstra bonus puan veriyor. O da hani leaderboardlar falan istiyorsan çünkü hani oyunun upgrade sistemi falan ona bağlı değil. Niye böyle bir şey yapıyorsun Ömer şu an? Çünkü etrafta şeyler var. Bak şu yukarıdaki radarda gözüküyor ya. Silah noktalar. Aynen silah ve dropları gösteriyor bana. Açmadığım var mı diye bakıyorum. Bunda bu şu an silahın üstünde mesela bir yıldız var ya o upgrade şeyini. Aynen ilk versiyonu demek o şu an. Pardon. Birer tane upgrade var aynen. Demek. Yoksa aynen. Hiçbir şey olmuyor. Yani en sade halinde. Değil mi? Sadece bir tane kalkan olması lazım. Aynen. Ben normalde hep şey yapıyorum. İlk bir saat falan hiç assault rifle'ı kullanmıyorum upgrade edebilmek. Çünkü silah kullanmadığın zaman upgrade edebiliyorsun daha hızlı. Ne?
aynı silahtan bir tane daha aldığın zaman bir tane 3'te 1'ini veriyor upgrade'in. Veya upgrade modülü buluyorsun. Tamamen upgrade'li. O yüzden silah kullanmamak en başta en hızlı bir şekilde upgrade etmeni sağlıyor. Fakat hani şu videoda gerçekten uğraşamayacağım şu an LMG ile shotgun'la yapmaya. O yüzden. Peki şey, yani kurşunu bitti silahın diyelim. Ha. Upgrade'e de mi gidiyor? Hayır. Ha. Neyse ki öyle bir şey yok. Aha, neyse ki öyle bir şey yok. Şurada bir şey var. Sağ ol. Çekilirsen düzgün kayayım. Ha, tabii ki sniper rifle de var bunda. Bu oyunda da nasıl olmaz sniper? Yani nasıl olmaz? Çok uzaktaki adamların üstüne koştuğu yerler oluyor falan da yani gerek yok bence de. Ya evet. Onun yerine oyunun mekaniklerini kullanarak yaklaşmak daha zevkli. Aynen. Mesela okey, bu oyuna gerçekten hiç sniper koymaları daha iyi olabilirdi. Hani yanlış yönlendirdiği yani. Olabilir çoğu insanın çünkü. Yani mesela burada şu an bayağı uzakta bir sürü adam var. Hani sniper orada alsaydım çok daha rahat şu an öldürebilirdim ama hani o zaman da ya, Vanquish oynuyor ama, gibi olmazdı. Ya, evet hani. Onu diyecektim. Ama bir yandan da o olasılığı veriyor. Hani kullanana da bir şey diyemezsin. Ya o opsiyonu vermesi güzel tabii ki. Yani. Hayır ben de kötü diyorum aslında sana. Yani düşünmeden koymuşlar. Sniper şey tabii ki olur falan diye evet, koymuşlar. Evet standart diye koymuşlar da. Evet, oyunun zevk veren şeylerini kullanmayabiliyorsun o zaman. O şey gibi işte Quantum Break'te hiçbir şey özellikleri kullanmadan oynamak falan aynen gibi öyle, yani. Aynen öyle. Kabırın arkasında koşmaya çalışmak gibi her seferinde. Dash yerine. Where are you? Oba. Okay. Öf. Bir mele falan var. Hayır. Ya yine bu oldu. Ha tamam. Ne oldu lan? Upgrade yukarıda kaldı ama bir şekilde alabilirim. Zıplama yok. Okay, zıplama yok. O da garip ha. Böyle bir adam hayvan gibi bir sürü şey yapıyor. Demin boss'a gördük nasıl. Aynen 200 metre zıplıyor ama. Falan. Burada kutunun üstüne zıplıyor. Evet. İşte PlayStation 3 dönemine hoş geldiniz. 360 dönemine. Niyeyse aniden zıplamanın tabu olduğu. Yani ki bunu diyecektim. Yani cover'ın arkasından aynen. Gayet zıplayarak çıkıyor. Smoç atacak gibi zıplıyor. Ya aslında şeyi yapsalar güzel olur. Şimdi ay bu, yapma. Ha tamam. Oyunları çıkardılar PC'ye. Bayonetta'yı versen hadi Vanquish üzerinden konuşayım. Bunun tutmasıyla beraber yeni bir Vanquish yapsalar. Ay nasıl atıyorsun? Hakikaten bayağı şey Allah olur. Allah kahretsin. Sıfırdan bir oyun yapıyor gibi yaklaşırlar muhtemelen. Çünkü büyük ihtimalle ya. Aynen. Ya. Ve çok acayip şeyler düşünebilirler hakikaten. Evet bomba atma animasyonu çok iyi bu oyunda. Evet. Şey gibi handball atıyor. Falan oynuyor. Aynen çünkü zaten ana karakter şeymiş öyle yazıyor. Loading screen'de okuyabiliyorsan. Eski futbolcuymuş. Gerçekten mi? Evet. Abi. Zevk noktası arkasında. Yani çok salakça detaylar harbiden ya. Adamın mesleğini belirleyip ona göre bomba atış animasyonu aynen. Ama. Büyük ihtimalle ne biliyor musun? Abi bombayı böyle atsın deyip ondan sonra o tabii. Zaman tamam futbolcu olsun aynen, eski. Aynen. Niye olmasın? Bir de şey de değil ana karakter tabii. Bu arada. Asker falan değil yani. Bu suite'in şeyi. Inventor'ı. Hadi ya. Ha. Ve baş testçisi çünkü başkasına kullandırtmıyor falan filan. Çünkü ay sorsun falan diyor böyle. Neydi Sam değil mi var bunlar? Sam Gideon. Çok akılda kalıcı bir isim. Gideon. Yani soyadı güzelmiş bu arada. Soyadı güzel. Soyadı Blood'daki kötü adamın ismi o yüzden hatırlıyorum. Tanıdık geldi diyecektim ama. Gerçi Blood'daki kötü adamın simayen bile hatırlamıyorum. Yani. Ben Blood 2'ye çok fazla baştan başlamıştım o yüzden biliyorum. İlk bölümlerini çok hatırlıyorum ben de. Tren bölümü falan filan. Oh. Biliyorsun Half-Life'tan sonra uzun bir süre her oyun trenle başlamak zorundaydı o yüzden. Neymiş lan? Zehin almışlar. Evet. Bütün oyun bu siteler vari gezegenimsi şeyin üstünde geçiyor. Tabii aynen bu kolonun içinde silindir şeklindeki. Yani sonra biraz böyle şey yapıyorlar hani değişken yer çekimli birkaç şey yapıyorlar, bölüm yapıyorlar. Sonra devam etmiyorlar ona filan. Senin dediğin gibi yani aslında şu an yapsalar bunun devamını çok çok enteresan yerlere evet, giderler. Evet. Ya yapmazlar ama tabii. Sonuçta Shinji Mikami değil, şeyde değil artık falan. Platinum'da değil. Kendi başka bir şey yapıyor zaten şu an. Olmaz. Zaten oyun yönetmek evet, istemiyor. Evet tabii canım. Grasshopper'ın kurucularından. Değil be. Tango. Tango pardon. Sorry. Grasshopper şey. Suda. Onları karıştırıyorum ben. O bir ekol var ya işte Mega Man'i yapan adam. Şimdi Mikani şu da bazen karışıyor bence istatistiğine. Işte.
O nasıl bir şey ya? Direkt B-movie contraption'ı yapmış. Bir de kurtardığın zaman ihtiyacım yoktu. Güzel masaj falan diyorlar böyle. Hepsi çok moço. Ya bu oyundan daha önce böyle kayma gibi bir şey hatırlamaya çalışıyorum. Kesin yok vardır. Ama hani böyle büyük bir tabii ki ana mekaniği olarak verse için. Evet. Ve yani şaka yapmıyorum. Hakikaten bundan sonra hep böyle Killzone 3'tür vesairedir falan aniden. Tabii ki ilmeğe bastığın zaman kayacak falan. Öyle bir şey yoktu yani bundan önce. Yoktu. Dalga geçmek istemiyorum zaten. Crysis'te falan vardı. Vardı değil mi galiba? Aynen. Crysis'te olduğunu düşününce hani ana karakter de orada bir suit diyor yani. Benzer şey olarak aslında. Prensip olarak. F. Kennedy. İsimlere gel kurtardı. Bu arada tüm askerlerin ismi belli yanındaki. Bir tanesinin ismi tabii ki Shinji Mikami. Bir tane Call of Duty'de Private Honor vardı. Private hangi Call of Duty'de? İkinci Dünya Savaşı'ndakilerden biri. Modern Warfare 2 galiba. Bir bunkerda dolanıyorsun böyle. Yaralı insanlar var. Bir tanesinin adı Honor'u galiba. Captain Price'ı kurtardığın bölüm değil mi herhalde? Hatırlamıyorum o kadar net. Te bayağı oluyor çünkü eski oyunlardan bilmiyor. Bundan sonra diyordun Shadows of the Damned'i yaptı diye. Enteresan. Değişik oyunlar yani. Kamera açısı belki biraz benziyor mu? Ya tabii hani adam over the shoulder seviyor belli ki. Aynen. Steel'dan sonra gayet ona okey adam. Şunları aynen durdurma. Bu kadar aksiyon bir oyun için aslında biraz riskli bir kamera açısı. Yakın falan ya. Yani tabii. Ama çok gayet iyi kullanılabilirdi. Yani. Daha doğrusu. Zaten ona bakarsan hızlanma da çok limitli yani. Hani. Tabii bir boost şeyi var. Ve boost gittiği anda hiçbir defansın kalmıyor cover dışında. Onu da kullanmayı öğreniyorsun işte. Aynen. Ya o güzelliyor işte. O limitasyon içinde hareket ediyor. Evet. Tamam okeyiz. Şuraya girelim bitsin. Kısa da bir oyun değil mi genel olarak? Kısa gerçekten kısa yani. 6 saat, büyük ihtimalle 6 saattir. Sen gerçi bunu artık 3 saatte bitiriyorsun. 3 saat değil ama 4 saatte falan mesela rahat rahat hard'ı bitirebiliyorum büyük ihtimalle. Of. Vay be. Herhangi bir alışan bitirebilir gerçi. Ya sırf şöyle şunu oraya ona cancel etmek bile zaten çok fazla zaman kazandırıyor. Yahu hakikaten yani neyse. Bu... Niye zaman eski düşmanlar. Şurada bir tane kalmış. Okay. Hepsini öldürmen lazım. Yani. Burada öyleydi diye hatırlıyorum. Wow. Sakin olsaydın ya. Okay. Yani. Mele gibi bir şey var mıydı bu arada? Var ama meleği kullandığın zaman da tüm bu şeyin doğru. Yani overheat çünkü oluyorsun. Çünkü roketle yumruğuyla. Aynen. Ona çok bozulmuştum. Hala çok, biraz bozuğum aslında. Gitmemesi lazım biliyorsun. O kadar çabuk gitmemesi lazım tabii. Yani bir iki mede hakkın olması lazım. Çünkü biz o seni hakikaten biraz fazla kısır. Evet. Meleyle bağlayabileceğim bir sürü güzel aynen onu diyecektim. Oluyor. Aslında şey falan güzel olurdu. Yapabiliyor musun onu? Hızla dash yapıp onunla o hızla vurma falan. Vuruyorsun, havaya fırlıyorsun o sayede. Slow motion'a giriyorsun. Ama indiğin zaman her şey bitmiş oluyor. O yüzden genelde böyle son bir büyük düşman varsa öyle artistik bitirmeye çalışmak olsun daha ya. İyi. Aynen biraz da artistik olsun diye gerçekten madem öyle. Kullanışlı değil çünkü dediğin şey. Çok kısıtlı kullanışlı aynen. Trust. Güzel bölümsün. Şey çünkü. Ya şöyle diyordum yani konu ciddiye alınmak istiyor ama biraz hıyarca anlatıyor kendini falan. Mesela bu bir araştırmacı olduğu için hani ilk kez aslında aktif savaş şeyinde. O yüzden mesela askerler görev ilerlesin diye kendilerini feda edip arkada kalıyorlar falan filan ve ana karakter kesinlikle bunu kabul etmiyor. Özellikle bu bölümde şimdi. Sürekli geri dönüp kurtarmaya çalışıyor herkesi falan filan. Böyle bir alt metni var işte. O senin bastığın kocaman herifle Sam arasında, Burns ile Sam arasında. Böyle bir çelişki var. Ahlaki bir savaş. Ya aynen yani hani o öbür adam çünkü daha hani kariyerli asker bayağı filan ve diyor ki yani çok normal hani bu işimiz bu zaten falan. Savaşın doğası. Aynen yani görevi skip atacaksın insanları derken falan. Bu da diyor ki hayır yani öyle askerlik yani öyle görev olmaz olsuna getiriyor falan. Öyle bir şey yani çok aslında. Ya güzel bir şey işlenebilecek aslında evet, da bu onun oyunu değil yani gerçekten. Aynen. Of.
düşmanlarda böyle değişik bir şey var mı bosslar dışında? Enteresan böyle serafimimsi enerjiden oluşan falan bosslar oluyor ileride. Anladım. Ya, boss dışında diyorum ya. Böyle uçan toplar falan geldiğini hatırlıyorum. Toplar var. Hareket eden coverlar var şu an burada çıkan bir kez. Bayağı güzelmiş o. Yeah. Vay be. Enteresan geldi şimdi bu oyunu görmek. Aynı şekilde. Bir kayarak mele yapsana diyeceğim ama. Olur, bir güvenli bir alan bulduğum anda yapacağım. Ya, o üzücü ya. Evet, izole... İyice güveni alman lazım. Evet, kendine. İzole edebilirim kendim galiba. Ah, fuck. Zaten şeyini yedim yani tamamen. Öldüm galiba. Bence ölmezsin. Böyle dışarıya fırlama var mı cover'dan? Var. Sağa doğru. Var tabii. Doğru. Her yeri var. Ha doldu değil mi? Tamam. Cover'a yap abi o hareketi. Şimdi... Abi çapkayı düştü mü? Galiba düştü. Yok görüyor. Şu atlayış bayağı güzel ya. Evet. Şey de güzel. Aa bir dakika. Bir daha imkanım olsun. Bak şimdi. Döndüğü zaman şeyini de değiştiriyor. Vücut duruşunu da değiştiriyor. Anladım. Arkaya ha, doğru. Aynen. Hafif şey gibi. Ya. Neydi Rockstar'ın sistemi? Rage. Rage de hani onların bir animasyon sistemi vardı ya senin çok sevdiğin. Anladım da. Fuck don't. Sen bu. Ha, şu an dediğin aynen. Şeylerden biri. Anlardan biri. Bu adamın sigarası yok muydu ya? Var. İki tane sigara fırlatabiliyorsun her checkpoint'te. Yani her iki checkpoint arasında şeye yarıyor. Ne derler? Dikkatlerini çekmeye, agro vermeye yarıyor. Komikmiş. Robotların sigaraya karşı bir şey. Ama oyun tabii onu söylemiyor sana. Yani kendin keşfediyorsun gibi bir şey. Ya zaten bu oyunda öyle çok elzem bir şey olmasa gerek. Yani müthiş şey işine taktikleri yok hakikaten. Müthiş advanced taktikleri yok yani biraz sonuçta shooter. Biraz geyik gibi bir şey aslında. Hafif geyik kimse. Şeyde işe yarıyor açıkçası evet. Hani hard'ın en dolu yerlerinde tabii ki olabilir. İşe yarıyor. Hmm. Ama sonuçta iki tane şeyin var. İki tane sigaran var. Yes. Buydu bahsettiğim şey. Şuna dönebilirsem. Bak burada bile hani animasyonu şey yapıyor, değişiyor. Evet, iyiymiş. Yani çok güzel bir ayrıntı aslında. Çünkü çok az yaptığım bir hareket. Ona rağmen bayağı bir rigging var yani o harekette. Evet, evet. Şunu kurtarmak istiyorum. Yani işte bak şu an mesela hani mouse'la falan o güzel olur gibi geldi. Mouse'la orası evet, çok ama daha çok rahat olurdu. Ama çok basitleşir. Onu diyecektim. Şey gibi aynen mesela Resident Evil 4'ün Steam versiyonunu da mouse'la oynarsan fark ediyorsun ki ona göre yapmamış herifler hani. Evet. Mahvediyorsun. Çatır indiriyorsun. Ya aynen. Gerizekalı gibi gözüküyorlar. Evet. Aslında öyle mercenaries modu oynayacak. Yani. Onu ilk şeyde fark etmişti insanlar. Resident Evil 4 Wii'ye çıktığı zaman. Çünkü Wii'nin pointer'ıyla da evet, shooter'ları oynamak çok kolay. Ulan böyle bu oyun bu kadar kolay mıydı falan diye. Herkes bir an böyle şey olmuştu. Yani evet. En azından ben ilk orada o argümanı görmüştüm. Okey galiba hani gerçekten gamepad için tasarlanmış. Düşmanların hızları, hareketleri. Kesinlikle. Bazı oyunlarda tam tersi yani. Hmm. Mesela Gears'da da aslında biraz, yani Gears 1'de en azından onun tam tersi gibi gelmişti bana çünkü zaten hareket etmiyorlar, zaten herkese headshot yapıyorsun. Evet. Sadece hani kocaman tank gibi karakterlere karşı. Devamlı atış etmen gerekiyor, akıllı atış etmen gerekiyor falan filan. Hoppa. Büyük olanın arkasına geçmeye çalışalım. Ona binebiliyor musun? Yok. Güzel bir soru. Düşünüyorum ne yapabilirim diye. Çünkü şurada sır var. Bomba. Ya bombayı oraya götüremeyebilirim. Burada birkaç böyle bu arada opsiyon veriyor. Yani kalıp biraz daha devam edebiliyorsun dövüşe falan filan. Ona göre de achievement vardı PlayStation'da. Ha, millet korudun. Aynen çok oynadım. Rauuu.
Ha aynen, ben mesela bu ikinci part yani kalmayabilirdim, o zaman bu herif ölüyordu falan filan. Bir de kaç kişinin öldüğünü oyun track ediyor final skoru için. Kaç güzelmiş. Zaten bu adamların oyunlarında hep şey oluyor, skor. Tabii tabii, kesinlikle. Kesinlikle. Güzelmiş, evet, aksiyon dolu bir oyun. Aynen öyle, durabiliriz bu arada. Aynen aynen, durabiliriz yani, böyle devam ediyor. Ben de zamanında bitirememiştim ama sanırım bitireceğim. Oynamayanlar da mutlaka ah. Ya o kadar şey. Kurtardın. İşte hayat sizi yani. Mutlaka evet, oynasınlar diyoruz ve o zaman bu kadar. Yani, evet. Efendi.